Motorine gelen zamlar en çok da sebze meyve fiyatlarını, gıda enflasyonunu etkiliyor. İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'da aylık enflasyon %10'a yakın. Sebze meyve fiyatlarındaki artışsa bunun neredeyse 2 katı. Her taraf ateş var. Şey almak istemiyorum çünkü yetiştiremiyoruz. Bir yarım kilo et alamadım 2 seneden beri. O bittik. Beyin yıprandı yani. Tüketiciyi yıpratan pahalılık İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon rakamlarına da yansıdı. Sadece bir ayda İstanbul'da fiyatlar %10'a yakın arttı. Yıllık enflasyon İTO'ya göre %63,76'ya çıktı. Gözler makasın açıldıkça açıldığı Perşembe günü açıklanacak TÜİK enflasyonuna çevrildi. İstanbul Ticaret Odası'na göre en yüksek enflasyonsa aylık %18,76 ile sebze meyvede. En önemli sebebi akaryakıt zamları. Gece gündüz etiketler değişiyor. Bilmiyorum artık. Hani şaşırıp kaldık. Domates bu sezonda 35 lira 30 lira olursa vay halimize. Yaz aylarındayız, yani sebze meyvenin en bol olduğu günlerdeyiz. Haliyle de tüketicinin gözü uygun fiyatlar görmek istiyor. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki her artış sebze meyvenin etiketinde de yukarı yönlü değişikliğe neden oluyor. Üreticilerimiz bu süreçte destek beklerken mazota yapılan zamla karşılaştı. Mazot fiyatı aylık olarak %51,9, son bir yıla göre ise %49,9 oranında arttı. Sebze meyve denince en uygun olması beklenen tezgahta bile fiyatlar cep yakacak cinsten. Sadece taze soğanın kilogram fiyatı 35 lira. Bütün bu artışların sebebi ise çoğunlukla akaryakıt. Çünkü akaryakıta bir ayda gelen zam bir yılda gelen zamdan bile fazla. Önümüzdeki dönemde gıda fiyatları enflasyonunun 2023 yılını %61,5 seviyesinde tamamlayacağını varsayımını tahminlerimiz yansıttık. TÜİK'e göre gıda enflasyonu %53,92, Merkez Bankası'nın tahmini ise yıl sonu için %61,5. Yani fiyatlardaki artış sürecek. Bunda en etkili olan kalemin mazot giderinin düşmesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliği üreticinin kullandığı akaryakıttan vergi alınmamasını istedi. 36 lira 47 kuruşa çıkan fiyatın 13 lira 13 kuruşu vergi. Mazot bir özel tüketim ürünü değildir ki vergi alınsın. Üreticilerimizin üretimini sürdürebilmesi için mazotta uygulanan vergiler kaldırılmalı, destekler artırılmalı ve desteklerin ödeme tarihi öne çekilmelidir. Tarladan tezgaha fiyat makası akaryakıt nedeniyle %390'lara kadar çıkarken üretici de tüketici de en azından vergilerin düşürülmesini istiyor. Yani artık neredeyse saçın işte ya 5 milyon saçım var, buna da biz şey alacağız, vergi alacağız falan gibi artık o duruma getirdiler yani ülkeyi.